Merhaba arkadaşlar. Bu geçen dersimizde hatırlarsanız İngilizce'nin en temel konularından biri olan Simple Present Tense'i işlemiştik ve bu konunun çok önemli olduğunu söylemiştik. Bugün likes and dislikes konusuna geçiş yapacağız ama bu konuya geçiş yapmadan önce Simple Present Tense'i bir hatırlayalım diyorum. Hemen kısaca bir özet geçelim. Geçen ders ne yapmışız bir hatırlayalım, sonra likes and dislikes konusuna bakalım. Evet, şimdi Simple Present Tense'i hatırlıyoruz. Simple Present Tense'de arkadaşlar olumlu cümlelerde he, she, it yani üçüncü tekil şahıslar varsa öznede fiilimiz s takısı alıyordu. Yani she gets up early gibi arkadaşlar. Burada üçüncü tekil şahıs kullanılmış. Gördüğünüz gibi he, she, it'ten she öznesi kullanılmış. Bu yüzden fiilimiz get up değil gets up olmuş. Yani s takısı almış. Bunun sebebi cümlenin olumlu olması ve öznemizin he, she, it'ten biri olması arkadaşlar. Hemen bir altındaki örneğe bakalım yine. My dad goes to work every day denilmiş. My dad yani my dad'i he öznesi. He zamiri niteleyeceği için arkadaşlar. Ve he de üçüncü tekil şahıslardan biri olduğu için yine go s takısı almış. He s takısı almış. İ olmasının sebebi fiilin sesli harfle bitmesi arkadaşlar. Şimdi hemen olumsuz cümlelerimize bakalım. Olumsuz cümlelerde fiilimiz hiçbir şekilde s takısı almıyordu. Öznemiz he, she, it'ten biri ise bile s takısı almıyordu. Çünkü fiil yerine yardımcı fiil olan do s takısı almış, does olmuştu arkadaşlar. Ve cümle olumsuz olduğu için does da not eki alarak doesn't olmuştu hatırlarsanız. Hemen örneklerimize bakalım. She doesn't like football denilmiş. Gördüğünüz gibi buradaki likes olmamış. Çünkü do zaten s alarak, es alarak does olmuş arkadaşlar. Es almasının sebebi de yine sesli harfle bitmesi. Altındaki örneğe bakalım hemen. We don't speak Turkish. Biz Türkçe konuşamayız. Gördüğünüz gibi do not eki alarak don't almış olmuş. Do not da yazabilirsiniz. Don't da yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ve soru cümlelerine bakalım hemen. Soru cümlelerinde arkadaşlar do yine do ve does bu sefer başa geliyordu. Fiilimiz yine hiçbir şekilde asıl fiilimiz s takısı almıyordu. Bunun sebebi yine does s takısı alıyor arkadaşlar. Fiil yerine yani yardımcı fiil yerine s takısı alıyor. Gördüğünüz gibi do I like maths demişiz. Matematikten hoşlanır mıyım diye bir soru. Cevabımız yes I do veya no I don't olabiliriz. Olabilir gördüğünüz gibi. Altındakinde de does it eat dried cat food denilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçüncü tekil şahıs var ama s takısı almamış arkadaşlar. Bunun sebebi do'nun s takısı alarak does olmasıydı. Bir diğer konumuz da arkadaşlar yine Simple Present Tense'in sıklık zarfları ile ilgiliydi. How often ne sıklıkla sorusuydu. How often do you go running diye bir soru sormuştuk. Bunun da cevabını şöyle verebiliriz demiştik. I always go running. Ben her zaman koşuya giderim şeklinde cevap verebiliriz. Hemen altında how often do you eat junk food demiştik. Ne sıklıkla burcubur yersin. Daha sonra bu soruyu düzeltmiştik. Demiştik ki how often does she eat junk food demiştik. Yani o ne sıklıkla burcubur yer. Cevabımız da şöyle olmalıydı. She, o, atıyorum, she often eats junk food arkadaşlar. Yani s takısı alacaktı he she it olursa eğer. Yani şu you he she it'ten biri olsaydı tabii şurasında does olması gerekiyordu o zaman. Fiilimiz s takısı alırdı cevap verirken. Tabii ki soruda asla s takısı almıyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmuyorsunuz dedik. Ve gördüğünüz gibi always %100, usually %90 genellikle demekti. Always her zaman demekti. Often sık sık demekti %75 ile. Sometimes bazen demekti %50 ile. Seldom %10 ile nadiren demekti. Ve never hiçbir zaman asla tabii ki %0 olacaktı arkadaşlar. Konumuzu hatırladığımıza göre şimdi likes ve dislikes konusuna geçiş yapabiliriz. Arkadaşlar isminden de anladığı gibi likes veya like
Hoşlanmak, beğenmek, sevmek demek. Dislike ise hoşlanmamak, beğenmemek, sevmemek anlamına geliyor arkadaşlar. Biz bu konuyu öğrendikten sonra hoşlandığımız veya hoşlanmadığımız aktivitelerden bahsederken nasıl cümle kuracağımızı öğrenmiş olacağız. Hemen açıklamamızla başlayalım. Başlığımız likes ve dislikes gördüğünüz gibi. Açıklamada. İngilizce'de sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerden, yapmaktan hoşlandığımız veya hoşlanmadığımız aktivitelerden bahsederken bazı ifadeler kullanırız demiş. Bu ifadeler ve bu ifadeleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar şu şekildedir şeklinde açıklamayı bitirmiş ve like'la başlayabiliriz arkadaşlar. Like dediğim gibi beğenmek, hoşlanmak, sevmek gibi anlamlara geliyormuş. I, you, we, they öznelerini kullanarak kurduğumuzda cümleler like olarak kullanılırmış. He, she, it de cümleler, he, she, it ile başlayan cümlelerde yani öznemizin he, she, it olan cümlelerinde likes olurmuş arkadaşlar. Umarım şimdi neden simple present tense tekrar ettiğimi anlamışsınızdır. Çünkü he, she, it arkadaşlar like ve dislikes ben severim veya sevmem şeklinde. O sever veya sevmez şeklinde. Yani yine bir geniş zaman cümlesi kuracağız. Sadece like ve dislike ile kullanacağız. Cümle geniş zaman cümlesi olduğu için arkadaşlar he, she, it varsa yani üçüncü tekil şahıs varsa öznede cümlemizde yapıca olumluysa likes oluyor arkadaşlar. Bakın bunu sakın unutmuyorsunuz. Cümlemiz yapıcı olumlu olmak zorunda. Öznemiz he, she, it yani üçüncü tekil şahıslardan biri olmak zorunda. Ve bu zorunluluklar yerine geldiği zaman likes oluyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Şimdi örneklerle daha iyi özümseyeceğinizi varsayıyorum. Hemen bakalım örneklerimize. I like English. Ben İngilizceyi severim demiş. Gördüğünüz gibi cümlemiz I, you, we, they'den biri like olarak kullanılmış. Şimdi ikincisine bakalım. You like math. Siz matematiği seversiniz veya sen matematiği seversin. Yine I, you, we, they'den biri olduğu için like yani master halinde, yalın halde kullanılmış. Yine we like art. Biz sanat severiz veya görsel sanatları severiz. Burada da we yine I, you, we, they'den biri olduğu için arkadaşlar s takısı almamış. Aşağıdaki de aynı şey için geçerli. They like social students. Onlar sosyal bilgileri severler şeklinde. Social studies düzeltiyorum. They like social studies. Onlar sosyal bilgileri severler dedik. Arkadaşlar yine I, you, we, they'den biri olduğu için s takısı almadı like. Hemen şimdi tekil şahısların olduğu, üçüncü tekil şahısların olduğu cümlelerimize geçelim. He likes cycle education. O beden eğitimini sever. He olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi s takısı almış. Ve cümle yapıca olumlu bir cümle. She likes science. O fen bilimlerini sever. Yine she ile başladığı için s takısı almış. It likes music. O müziği sever demişiz. Yine s takısı almış gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim dislike'a, don't like ve doesn't like olarak da yazabilirmişiz arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Don't like veya doesn't like derseniz s takısı gelmiyor. Çünkü doesn't dediğin zaman do'nun ikinci halini s takısı almış halini kullanıyorsunuz zaten. O zaman fiilimizi s takısı almaktan kurtarmış oluyorsunuz. Ama hayır ben doesn't like kullanmak istemiyorum diyorsanız dislikes demeniz lazım. Yani dislike s takısı alır. Doesn't like demezseniz cümle yapıca olumlu olur. Ama doesn't like'ı kullanırsanız cümle yapıcı olumsuz olur. Bu yüzden fiilimiz s takısı almaz. Çünkü onun yerine do s takısı alıp doesn't olmuştur zaten arkadaşlar. Şimdi daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Sevmediğimiz, hoşlanmadığımız şeyleri ifade ederken cümleyi olumsuz yapmak için don't like ya da doesn't like kullanmamız gerekir. I, you, we, they ile birlikte don't like, he, she özneleriyle birlikte doesn't like kullanılır denilmiş arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. I don't like checkers. Damayı sevmem denilmiş. Dama oyunu biliyorsunuzdur. I don't like checkers. Gördüğünüz gibi I, you, we, they'den biri olduğu için don't kullanılmış.
You don't like chess. Satranç sevmezsin veya sevmezsiniz. Gördüğünüz gibi you ile don't kullanılmış yine. We don't like keepy uppy. Top sektirmeyi sevmeyiz. Be ile beraber yine don't kullanılmış gördüğünüz gibi. They don't like dodgeball. Yakan topu sevmezler. They ile beraber yine don't kullanılmış. Şimdi gelelim üçüncü tekil şahıslarımıza. He doesn't like hopscotch. O sekseyi sevmez. He doesn't like hopscotch. O sekseyi sevmez. He dediği için doesn't kullanılmış arkadaşlar. Doesn't kullanıldığı için de like s takısı almamış gördüğünüz gibi. Çünkü doesn't var. She doesn't like blind man's buff. O körebeği sevmez denilmiş. Şimdi doesn't olduğu için like s takısı almamış. It doesn't like yo-yo. O yo-yo sevmez denilmiş arkadaşlar. Yine doesn't olduğu için, does kullanıldığı için like s takısı almamış. Altındaki açıklamamız çok önemli. Don't like yerine dislike, doesn't like yerine dislikes kullanılabilir. Don't like yerine dislike, doesn't like yerine dislikes kullanılabilir. Gördüğünüz gibi doesn't kullanmayacaksak eğer doesn't'ı kullanmak istemiyorsak like'ın başına this gelecek ve sonuna s takısı gelecek arkadaşlar. Burası çok önemliydi. Hemen altındaki örneklerde daha iyi anlayacağız. I dislike fishing. I olduğu için s takısı almıyor zaten. Balık tutmaktan hoşlanmam. You dislike playing soccer. Sen futbol oynamaktan hoşlanmazsın. We dislike doing origami. Biz origami yapmaktan hoşlanmayız. They don't like dancing. Onlar dans etmekten hoşlanmazlar. Ve burası önemli. He dislikes gördüğünüz gibi does olmadığı için fiilimiz s takısı aldı. O şarkı söylemekten hoşlanmaz. She dislikes doing puzzles. O yapboz yapmaktan hoşlanmaz. It dislikes swimming. O yüzmekten hoşlanmaz dedik. Ve arkadaşlar bu konumuzu da burada bitiriyoruz. Umarım her şey iyi bir şekilde anlaşılmıştır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.